ben örüyorum. Arada arkadaşlar da yardımcı oluyorlar. Ve örmek isteyenler. Satılırsa parasını, satılmazsa oyuncakların kendisini ihtiyaç sahibi çocuklara göndermek niyetini yapıyorum. Önümüzdeki hafta pazartesi günü mantımızı yapacağız. Dönemsel reçel zamanı reçellerimizi yapacağız. Yürütmeye çalışıyoruz. İlçemiz çok kenarda kaldığı için yani potansiyelimiz çok fazla yok nüfus sayımız. Ama biz bunu zorluk olarak görmüyoruz. Fırsata çeviriyoruz. En iyi yatırım kardeşe olan yatırımdır. Projesini destekliyoruz. Yetim ailelere kalkındırma projesi o da. Şu anki bu yılki yaptığımız ürünlerle de Allah nasip ederse onlara destek vereceğiz. Bunu yapamıyorum diye bir slogan benim aklıma gelmiyor zaten. Çünkü bunu nasıl yapabilirim? Hani bunun bir çözümü olmalı. Sorun odaklı değil, çözüm odaklı bakmalı olaylara. Sevgi engel tanımaz çünkü sevginin olduğu yerde bütün güzellikler olur. İsmim de sevgi olduğu için dedim ki engel sadece bedendedir, beyinde olmadığına göre. Demek ki bu aşılabilecek bir şey. Yani böyle düşündüm. Baktım hani bazı şeyleri insan başarmadan göremez. Çalışması lazım, hareket etmesi lazım. Dedim ya var olanları farkında olmak diyelim. Ben varlığımın farkında olduğum için bunları neyle aşabilirim? Sevgiyle aşabilirim. İnsanları sevmek lazım. Her şeyden önce kendinle barışık olmak lazım. Ondan dolayı bu slogan çıktı ortaya. O kadar çok mutlu oluyoruz ki, o kadar emin, hani böyle nasıl diyeyim size, ya bir dikiş makinesini bir yetim aileye verdiğimiz zaman o yüzündeki o gülücüğü, o mutluluğu gözlerin zaten bize yansıyor o. Yani biz o zaman diyoruz ki ya biz yaptığımız şeyin aslında küçük bir şey değil. Yani burada ben küçücük bir şişe sirke yaparak dünyanın hani öbür ucunda kar topu gibi düşünün bu iyilikleri. Kar topu gibi büyüyor. Ve küçücük bir şey, bir mantı büktüğümüz zaman biz burada bakıyorum ki yani dünyanın öbür tarafında sağlam bir süt keçisi olmuş. Şöyle koyalım. Kuşlarımız var dolabı. Yetişmemiz bayağı zor.